Engelli aracı alacak arkadaşlar, lütfen bu haberin tamamını okumadan araç almaya gitmeyin. Haberin tamamı videomuzun ayrıntısında. Engelli raporuyla bilindiği üzerine ÖTV indiriminden yararlanarak araç alan arkadaşlar için bu haber tam sizlere göre. Devletimizin sunduğu bu haktan sadece gerçek engellilerin faydalanması amacıyla ortada mevcut bulunan suistimallerin önüne geçmek amacıyla yapılan bir düzenlemedir değerli dostlar. 17.04.2015 29.329 sayılı resmi gazetede Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre madde 7C bendinde şöyle diyor değerli dostlar. Engellilik derecesi %90 altında olan engellilerin özel tertibatlı aracı yani H sınıfı ehliyetiyle otomatik vites aracı kendisi, eşi, 3. dereceye kadar akrabaları kullanabiliyor. 3. derece akrabaya yani torun, yeğen hepsi giriyor. Madde 7C bendinde ise özel tertibatı olmayıp engellilik derecesi %90 ve üzeri olan malul ve engelliler için yani akıl hastası veya yatalak derecesinde engelli olan eşi, varisi veya 3. derece akrabaları kullanabiliyor deniliyor. Biraz önceki açıklamalarda belirttiğim gibi torun, yeğeni, kuzeni kullanabiliyor. Yönetmelikte herhangi bir değişiklik yapılmadı. Aynen duruyor. Fakat Hazine ve Maliye Bakanlığı 23.12.2022'de yani yeni yıla girerken yeni bir düzenlemeye gidildi ve Hazine ve Maliye Bakanlığı Özel Tüketim Vergisi Kanunu'nun 7 taksim 2 madde uygulamasında tebliğ yayınlayarak vatandaşa 7 taksim 2A, B, C taahhütname zorunluluğu getirdi. Yani vatandaş mevcut taahhütnameyi imzalamadan vergi matrahı indirimi yapılmıyor. Yani araç almaya gittiğiniz zaman mevcut taahhütnameleri imzaladıktan sonra bu araçları alabiliyorsunuz. Vergi matrahından indirimli alabilmeniz için bu taahhütnameleri imzalamanız gerekiyor. Peki bu yeni düzenleme ne? Bunlar hakkında size bilgi vereyim. 7A ve B bendinde %90 engelli vatandaşın üzerine kayıtlı araca kendisi aynı ilde ikamet zorunluluğu olan eşi, kardeşleri, birinci derecede kan bağı olan kişilerin kullanabileceği veya vasisi tarafından noterce düzenlenmiş iş akdine bağlı olarak istihdam ettiği sürücü tarafından istifademe sunulacağı ifadesi konulmuştur. Yani üçüncü bir şahsın kullanması noterden taahhütname doldurup kimin kullanacağını açıkça belirtmesi gerektiğini ve şahsı sigorta yaparak iş akdi sözleşmesi yapması gerektiği şartı konmuş. 7 taksim C bendinde %90 altında özel tertibatlı araç kullananların bizzat aracı kendisi kullanacağı yani eşi ve birinci derecede olsa yakını kullanamaz ibaresi taahhütnameye eklenmiştir. Yani burada ne anlıyoruz? %90 engelli vatandaşın yani engelli raporunda %90 ve üzeri olan engelli vatandaşın aracı birinci derecede kan bağı olan kişiler, eş ve kardeşler. Bunlar aracı kullanabilir. Diyelim ki vatandaş ayrı bir ilde, birinci derecede kan bağı olan kişiler de ayrı ilde. Bu durumda noterden bir kişi vasi tayin ediliyor. Bu akrabalar tarafından birinci derecede ama kan bağı olan kişiler tarafından noterden vasi tayin ediliyor ve tek kişi sadece o kişi aracı kullanabiliyor. Bununla ilgili taahhütnameyi doldurduktan sonra bu indirimden yararlanabiliyorsunuz. %90 altında ise yani engelli raporunda %90 ve altında özel tertibatlı araç kullananların ise bu aracı bizzat kendisi kullanacak. Birinci derecede yakını dahi olsa kimse kullanamayacak. Bu ibareler eklenmiş.
Bununla ilgili taahhütnameyi doldurduğunuz zaman bu aracı alıyorsunuz. Peki bu şekilde taahhütnameyi doldurup da başkası aracı kullanırken yakalandığı zaman, işte o zaman ağır yaptırımlar, ağır cezalar bekliyor. Bununla ilgili devlet önlemini almış. Peki bu yeni yapılan düzenleme ile ilgili özet olarak ne anlıyoruz? Özet olarak %96 engelli olup özel tertibatlı araç kullananların aracı sadece kendi kullanacağını taahhüt edeceği, %90 üzeri engelli olan vatandaşların birinci derece yakınları, yani eşi, çocuğu, annesi, babası, kardeşlerin aynı ilde ikamet etme şartıyla, bakın aynı ilde ikamet etme şartıyla kullanacağı taahhüt etmesi gerektiği, biraz önce de belirttiğim gibi aynı ilde bulunmuyorsa noterce düzenlenmiş vasi, bir kişi vasi tayin edilerek o kişinin kullanması gerektiği, kolluk veya maliye tarafından tespit edilmesi halinde indirilen ÖTV'nin yeniden mahsup edileceği tebliğiyle yayınlanmıştır. Amaç suistimalin önüne geçmek. Malum bu durumun çok suistimal edildiği herkes tarafından biliniyor. Bunun önüne geçmek için, yani gerçek engellilerin devletin vermiş olduğu bu haktan gerçek olarak yararlanmasını sağlamak amacıyla yapılan bir düzenlemedir. Bu bilgilendirmeyi sizlerle paylaşmak istedim. Bu şekilde araç almak isteyen arkadaşlara duyurulur. Böylece devletimizin sunduğu bu imkandan gerçekten ihtiyacı olanlar faydalansın, yararlansın diyoruz arkadaşlar. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağlıcakla kalın, sağlıklı kalın.